Şu anda Karadağ'dayız ve Peras'ta gezeceğiz hep birlikte. Bir böyle mini bir vlog olacak diyebilirim. Ertesi sabah bizi geri alsın. Gerçekten çok güzel bir otel. Galiba 5 yıldızlı. Tatlı, eski bir şehir. UNESCO tarafından korunuyormuş zaten. Sandalye koymuşlar ve orada oturup dinlenebiliyorlar. Az önce bulunduğumuz yerde tam olarak burasıydı. Yukarıya doğru baktığımızda zaten bayağı bir yer var aslında ve hepsi ya %100 tarih kokan bir yer ya. Ani bir kararla bir tekne turu yaptık. Zaten bunu bazı videolarda gördünüz. Peras'ta o duraklardan bir tanesiymiş. Haberim yoktu ama burası çok güzel bir şehir. Neden mi? UNESCO tarafından %100 koruma altına alınmış. Yani yapay hiçbir şey artık buraya yapılamıyor. Tekneyle gelebiliyorsunuz. Şu an yanımdan geçtiği gibi arabayla gelebilirsiniz. Ama burası gerçekten böyle tam bir Akdeniz, Ege tatil şehri gibi mükemmel bir böyle huzur var içeride. İnsanlar hep buraya böyle sakinleşmeye gelmiş gibi bir hava var, öyle diyeyim. Şimdi Peras'ta hızlı bir tur atacağız. Merve, Peras'la ilgili düşüncelerini bizimle paylaşmak ister misin? Tabii ki. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Bayağı böyle tatlı, eski bir şehir. UNESCO tarafından korunuyormuş zaten. Sen de bahsetmişsindir videoda. Hiç böyle restorasyon vesaire tarzı bir şey yok. Doğallığını tamamen koruyor. O yüzden çok hoşuma gitti. Böyle çok huzurlu bir yer. Şu anda çok güzel bir manzaradayız. Hemen burada bir tane havuz var. Burası sadece otel müşterilerine aitmiş. Hemen sol tarafta gördüğünüz otelin müşterilerine. Mert'le şeyi konuşuyorduk. Hani burada kalmak ister misin, istemez misin? Ben de dedim ki adama söylerim, o gitsin. Ertesi sabah bizi geri alsın. Gerçekten çok güzel bir otel. Galiba 5 yıldızlı. Bu oteli kılıma kazıdım. Balayımı burada yapmayı düşünüyorum. Burada yine bir gelin damat fotoğraf çekimi var. Peras'ın burada bir müzesi varmış. Şu tarafta böyle büyük bir gemi geliyor. Ya böyle küçük bir ada tarzında ama aslında bir ada değil, yarım ada. Hemen şurada gördüğünüz gibi burada bu Peras'ın saat kulesi. Her yer tamamen tarih kokuyor. Şu an dünyadan kopmuş gibi hissediyorum aslında burada. Çok güzel bir ada. Buraya geldikten sonra pek konuşmadım. Hiç ağzımı açmadım aslında desem hiç yalan olmaz. Sadece etrafı izlemekle yetiniyorum. Şehirde yerel olarak kalan var mı bilmiyorum ama evler var. Bunların hepsi otel olarak bence kullanılmıyordur. Ama bir sürü otel de var. Hani gelip sadece Karadağ'da, bu adalarda da kalabilirsiniz. Yani bu yarım adada da kalabilirsiniz Peras'ta. Şu anda solun tarafında gördüğünüz gibi insanlar yemek yiyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi burada böyle çok güzel bir fotoğraf çekiliyorlar falan. Çok az araba var içeride. Bu tarz ortamlar var. Mesela şuraya sandalye koymuşlar ve orada oturup dinlenebiliyorlar. Bu tarafta baktığında çok güzel bir manzara var. Şu anda sanırım burası biraz da yerleşik yaşayan insanların yeri. Böyle güzel evler var. Şurada da mesela bir tane abimiz şezlonguna oturmuş keyif yapıyor. Karşı tarafta güzel böyle tekneler falan var. Bu tarafa doğru yine böyle restoranlar ve orada bir tane ablamız oturmuş deniz keyfi yapıyor. Videoyu çok kısa süreliğine durduruyorum çünkü şu anda abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz ve bu bizim için oldukça önemli. Haydi gelin devam edin. Şehrin giriş kısmı ise böyle, yürüyerek şehrin giriş kısmına kadar geldik. Çünkü şehrin diğer başına tekneyle bırakıldığımız için bu tarafına da yürümek zorunda kaldık ama gerçekten güzel. İçeride çok fazla araba park edilecek yer olmadığı için şehrin sonuna doğru park etmişler. Burada da bir tane anıt var ve oturulacak yerler var. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Nasıl gidiyor Berkay? İnanılmaz keyif alıyorum. Çok güzel bir yer burası. Deniz olsun, dağlar olsun, dağların yeşilliği, bu küçük küçük şehirler. Artık denizin bildiğin dibine geldim. Bayağı denize sıfır şekilde yürüyorum. Burada çam ağacı var. Çam ağacının denizle böyle birleştiği çok güzel bir görüntü oluşmuş. Az önce bulunduğumuz yerde tam olarak burasıydı. Şimdi turun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. İnsanlar burayı böyle genelde sanırım hepsi böyle turist olarak geliyorlar. Ve 1-2 saat, belki 1-2 gün kalıp gidiyorlar. Ama yukarıya doğru baktığımızda zaten bayağı bir yer var aslında ve hepsi ya %100 tarih kokan bir yer ya. Gerçekten böyle tamamen tarih kokan çok böyle güzel bir yer. Şurada az önce oturan birisi vardı, o yüzden girmemiştim. Burada da mesela böyle taşlardan oturulacak yer yapmışlar. Oturup böyle şuradan direkt denize girebildiğinizi düşünsenize. Direkt atlayıp denize girebiliyorsunuz ya da işte teknenize atlayıp devam edebiliyorsunuz. Kocaman bir tekne ileriden geçiyor. Güzel ya. Burada park yeri de varmış. Şurada da bir tane eski Toros tarzı bir araba var. Onu da göstereyim size. Burada görmeyi çok beklemediğim bir araba ama tam markasını bilmiyorum da Türkiye'deki Toroslara benziyor. Murat 131'lere benziyor. Ya hem böyle İstanbul'un mesela o pahalı semtlerinde deniz kenarında böyle yemek yiyormuş hissi var.
hem de Ege'de böyle güzel bir tatil semtindeymişsin gibi bir his var. Burada da mesela bir tane kedi var. Bu arada her ülkede söylüyorum, burada da bu videoda söylemiş olayım. Karadağ'da köpek yok ama kediler sokaklarda az da olsa var ama Türkiye'deki kadar değil. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Burada da bir abimiz bu arada balık tutuyor. Yan tarafında başka birisi şezlonguna oturmuş izliyor. Karşı taraf hangi şehir bilmiyorum ama karşı tarafta da böyle güzel yine bir tarihi bir şehir var. Ya Karadağ tam anlamıyla tarih kokan bir ülke bence. Şu ana kadar gördüğüm iki yeriyle, iki bölgesiyle bunu söylüyorum ki daha iki bölge daha göreceğiz. Ve şimdi de teknemize geri biniyoruz. Terasta şimdilik bilmiyorum bir daha gelme şansım olur mu ama gelmek isterim. Burada kalmak böyle birkaç gün kafa dinlemek için gerçekten çok güzel bir yer. Çok güzel bir huzur yeri diyeyim. Şimdilik terasta hoşça kal diyorum. Şimdi size bir de tekneyi göstereyim bu bölüm için. Diğer bölümlerin bazılarında tekneyi yine görmüştünüz. Bu bölümde de böyle ufaktan bir tekneyi yeniden göstermiş olayım size. Ardından merkeze geri gittiğimizde de birkaç böyle ufak bir şeyler söyleyip bölümü kapatmış olayım. Şu anda geri bindim. Açıldı, ben nasıl binişi size Mert göstersin. O upuzun bacaklarım var. Atlasan girersin zaten. Sana yardımcı da olmuyorlar. Yardımcı da olmuyorlar. Boyum uzun diye beni hor görüyorlar. Kısa ama bir o kadar da eğlenceli ve keyifli bir turun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz sürpriz bir şehir oldu. Ama yani ben gezerken çok eğlendim ve umarım bu eğlenceyi de yansıtabilmişimdir. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar.